Ya Şükran. Efendim canım. Şu damadına söyle bir ev bulup çıkıp gitsin artık ya. Canıma tak dedi be. Ya her sabah kalkıp onu böyle salonda uyurken görünce ateşim çıkıyor, nabzım yükseliyor. Gıcık oluyorum ya. Söylüyorum şekerim, söylüyorum da bir yerden bulamıyor ki ev tutacak parayı. Bana bak, iki gün sonra Ramazan başlıyor. Ben çekemem bunları Ramazan boyunca ha. Aman Mehmet. Yani sen de bana bağırıyorsun. Ben mi getirip koydum onu salona? Sen yüz vermesen ben hiç almayacaktım onları eve. Allah Allah! Hep suçlu ben oluyorum nedense. Ramazan'da burada kalamazlar Şükran. Kötü söz söyletip orucumu bozdurur bu damat bana. Allah'ım yarabbim. Tamam hayatım. Tamam, ben seni sonra ararım, tamam mı? Oldu. Hoşça kal. Defne, Çağatay'ın İzmir'de semineri varmış, beni de götürmek istiyor. Ne yapacağım? Söyle babama git abla, boşuna mı nişanlandın? Ay, nişanlılık söker mi sence? Vallahi bilmiyorum. Bence sökmez. Bizi birlikte şehir dışına yollayacak kadar geniş değildir benim babam. Artık babamı genişletmemiz lazım abla. Vallahi ben bugün ayrı bir eve çıkmak için izin isteyeceğim. Niçin mi? Derya'nın ev arkadaşı yurda geçmiş, ben de gidip onun yanına yerleşeceğim. Bunu babama söylersen yerleşeceğin yer mezarlık olur Defneciğim. Ya ne yapayım abla ya? Ev pazar yeri gibi. Yakında sınavlarım başlayacak ama ben evin tantanasından ders mers çalışamıyorum. Evet haklısın ama... Ben söyleyeceğim valla. Ya izin verir ya da çakarım bütün derslerden. O da eczacılığı kazanması için başka bir kız daha yapar. Bak Şükran, ne yapıp edip bunları göndermeliyiz buradan. Ben Ramazan boyunca damadın horultusuyla uyanamam sahura. Mehmet. Efendim. Senin şunlara bir ev tutacak kadar paran yok mu kenarda köşede? Borç olarak versen de gitseler. Ne dersin hayatım ha? Hayatta olmaz. Ben o parayla Ayvalık'a yerleşeceğim. Sanki hemen yerleşeceksin. Kadir ödeyemezse Hülya maaşıyla öder sana. Şükran, ısrar etme tamam mı? Aman iyi. O zaman bütün Ramazan çekeceksin damadını. Sahurda yedireceksin, iftarda yedireceksin. Sen çalış, o yesin. Çok da yer şimdi bu ya. Hem de nasıl yer? Vallahi hoca iftarı okumasın diye dua etmeye başlamazsa iyidir. Kaç para lazım olur bunlara? Bilmem ki. İlk kira, depozit, emlakçı. Vallahi 1,5 falan tutar herhalde. Tamam. 1,5 milyarı borç olarak vereceğim. Yeter ki şu Ramazan'ı bana zehir etmesinler ya. Ah be kayıtlı. 1,5 milyarımız yok ki şu davul işini kapsak. Şu mübarek ayda köşeyi dönsek. Önce para bulup kendine ev tutsana enişte. Ya o kolay be kayınço. Onu hallederiz ya. O kolay. Önce şu davul işini kapmamız lazım. Bu işte çok para var biliyor musun? Çok bahşiş var ama bende 1,5 milyar yok. Kim verir bana bu parayı ha? Kim verir? Ya bu ya. Yalan ne bunlar? Bana bak Hülya. Söyle o kocana parayı vereceğim ama... Bir ay içinde geri ödeyecek, tamam mı? Tamam baba, çok teşekkür ederiz. Sana da yük oluyoruz ama. Tamam, tamam. Kibarlığa gerek yok. Nerede Kadir? Sabah erkenden fırlayıp gitmiş gene. Bilmiyorum, işi vardı herhalde. Çocuğum, 1,5 milyar yeter mi sana? Yetmezse söyle babana, ona göre ayarlasın. Yeter anne, yeter. Belki fazla bile gelir. İyi. Hadi, ben çıkıyorum. Hadi canım, güle güle, iyi işler. Teşekkürler tekrar babacığım. Sadece 1,5 milyarcık kayınçoya. Topladığımız bahşişlerle rahat rahat çıkartırız o parayı. Ya davulculuk zor iş enişte, sen yapamazsın. Ya niye yapamayayım ya? Nesi zor bu işin ya? Allah Allah. Ya ben bir şey söyleyeyim mi abi size? Ya şahsen ben öyle kapıya gelip zorla bahşiş isteyen davulcuları sevmiyorum abi. Ne öyle? Zorla bahşiş istenir mi ya? Ne demek zorla? Adam seni uyandırıyor. Uyandırmasa nasıl kalkacaksın sahura? Ben saat kuruyorum. Saat kuruyormuş. İşte senin gibiler yüzünden anneannelerimiz yok olma noktasına geldi. Ama dur. Ben şu ihaleyi alayım. O davulu senin kulağının dibinde bir çalayım. O zaman göreceksin sen gününü. Kadir abi, Allah aşkına al şu bahşişi de başımdan git diye yalvaracaksın ya bana. Ya bozma abicim şu saçımı ya. Anne. Efendim çocuğum. Çağatay yarın İzmir'e gidiyormuş seminere, beni de çağırıyor. İzmir'e mi? Evet anne. Bankanın diğer yöneticileri de eşleriyle birlikte gidiyorlarmış. Çağatay senin de gelmen lazım dedi. O Çağatay senin babanı tanımıyor da. Bir nişanla o kadar izni koparamayız çocuğum. Çağatay'la gittiğimi söylemeyiz biz de anne.
Kızım nerede kalacaksınız? Çağatay Otel'de, ben de teyzemlerde. Gündüzleri de Çağatay'la buluşup onun seminerlerine katılacağız. Teyzemlerde kalacaksın ha? Herhalde anne. Kızım baban şimdi 1000 tane soru sorar. Ne işi varmış, niye gidiyormuş? Çağatay'la gittiğini anlar. Ya anlamaz anne ya. Teyzemlere gidiyorum, ne var bunda? Ay bıktım çocuğum sizden. Anne, ben okula gidiyorum. Aman hadi güle güle kızım. Anne. Heh, işim düştü ses tonu bu. Ay bu ses tonunu çok iyi tanırım. Efendim cadı. Akşam babama deryalara yerleşmek istediğimi söyleriz değil mi? Ayol siz deli misiniz? Aa, sanki babalarını tanımıyor bunlar. Çocuğum neden böyle abuk sabuk şeyler istiyorsunuz? Adamı öldürecek misiniz? Hadi ama anne ya, lütfen. Hayır, hayır. Ben hiçbir şey istemiyorum efendim. İsteyecekseniz kendiniz istersiniz. Aa,